Sayın bakan, bir şey daha merak ediyorum. Siz e, e, İçişleri Bakanlığı e, sürecinde yani bu 9 aylık süreç içerisinde e, İstanbul Vali'ne göre çok daha yoğun mu çalışıyorsunuz? Çok yoğun. 81 vilayet, 7 bölge, 922 ilçe, 81 vilayet ve... Ee, İslam, ya, valilik nihayetinde kendi e, çok büyük onurlu bir meslek. Sorumluluğu yüksek. Ama İçişleri Bakanlığı sadece güvenlik değil, AFAD Başkanlığı var. Büyük bir teşkilat. Göç İdaresi Başkanlığı var. Yani e, kadim bir bakanlık. Gelenekleri güçlü. Güçlü kurumsal bir yapısı var. Ama işi çok. Ama tecrübe, ve e, takım ruhu. Şeyden ve, gelmeniz. Hani diyorsunuz ya ben 22 yaşında girdim bu teşkilata. E, oradan geliyor olmanız bir avantaj Ahmet mıdır? Ahmet Bey benim e, şu andaki makam odama ben defalarca kaymakamken ama valiyken çok geldim. Yani alışık olduğum bir yer orası. Avantajdır o. Avantaj. Da. Adaptasyonla ilgili bizim hiçbir e, sorunumuz olmadı. Ama sadece ve sadece her bakanın mutlaka her insanda olduğu gibi bir huyu, bir çalışma tarzı var. Bizim şeyimiz şu. Herkesi kucaklayacağız. Vatandaşlarımızın emrinde olmak, milletimizin emrinde olmak bizim için en büyük onur. Ama kim vatandaşlarımıza yan bakıyorsa, kim Türkiye'nin huzuru ve güvenliğine, büyüklüğü, iriliği, iyimellendiği yer içeride dışarıda nerede oluyorsa olsun, hukukun bize vermiş olduğu güç ona geçit yok diyorsunuz. Geçit. Tamam. Yani vatandaşın emrindeyiz. Emrindeyiz. Suç örgütlerine geçit yok. Geçit yok. Yani gayet güzel. İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Yani neye başlayacağız şimdi izleyicilerimize açıklayayım ben. Ee, şimdi ben e, değişik başlıklar var Türkiye'nin sorunları açısından. Yani bir defa terör en büyük sorunumuz. İşte o terörün bir sürü yan unsurları var. İşte suç örgütleri, organize suç örgütleri. Ondan sonra Gö düzensiz göç meselemiz var en önemli evet. konularımızdan biri. Yani bütün bu konularla ilgili bu 9 aylık bakanlık sürecinde Sayın Bakan ne yaptı, ne yapıyor, Türkiye nereye gidiyor, durumumuz nedir bunu anlatacak şimdi. Ee, kendisinden rica ediyorum ee, şurada çıkıp tamam. e, burada ekranında anlatabilirsek çok iyi olur. Bizim şöyle bir e, ahlat sopamız var. Bizim de e, <laughs> biraz orantısız oldu ama jandarma bu genel komutanımız Arif Paşamızın bana hediye ettiği jandarma <laughs> usulü bu bundan daha şık o. Yani bizim <laughs> teşkilatımızın şeyi bu. Evet ama tabi e, tabii daha yakına gelmemiz gerekiyor. O daha uzayabiliyor mu peki? Ne kadar uzuyor? Bu yani kadar bu, mı? Bunun ebatı bu kadar ama tabii lazer falan da var. Lazer yansıtıyor yans mu? Yans 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 Yok. Evet. Sayın Bakan bunu anlarsanız hadi orantısız güç kullanımı Şöyle yapalım bunun günün hatırasına ben size bunu hediye ya, edeyim. Jandarma yazıyor evet, üzerinde. Jandarma evet, genel yazıyor. Jandarma Genel Komutanlığı yazıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na teşekkür ediyorum evet, bu hediye için. Buradan da Arif Paşamıza söyleyelim bunun biraz daha e, e, ebatlısı lazım olduğu bu meydanda ortaya çıktı. Evet, ekran için Şimdi gerekiyor. Şimdi niye terör diyoruz? 40 Şimdi Bu yıl, bir dakika bu nedir? Bu PKK terör örgütüyle ilgili 1 Haziran 2023, 25 Şubat 2024 yani bizim görev aldığımız dönemde terör örgütü PKK ile ilgili yapılanları özetliyoruz. Yani şu anda burada terör örgütü PKK'ya karşı evet. verilen mücadelede bu 9 aylık süreç içerisinde neler yapıldı? Şimdi kırsalda operasyon sayımız 17.234. Büyük çaplı 58, 342 orta çaplı 16 300, 16.834 küçük çaplı operasyon Peki Ü, Burada şunu şey şunu söyleyeyim 365 gün 4 mevsim Devamlı operasyon yapıyoruz Kırsal ne demek? Kırsal jandarmanın yani şehrin dışında kalan Jandarmanın görev olan biliyorsunuz Büyük kısmı kırsalda Şehir adı üstünde şehir Orada bizim polisimiz Devreye Peki. giriyor Kırsalda 17.234 Operasyon yaptığınıza göre Hala kırsalda teröristler mi var? şimdi onu anlatacağım. Yani teröristlerin ee, bu hain PKK terör bitirme noktasına geldiğimiz artık bilinen bir gerçek. Ama biz sayısı çok az bile olsa göz açtırmıyoruz. Durmak yok. Yani Savunma Bakanlığımız nasıl terörü kaynağında yani sınırın ötesinde pençe ve türleriyle orada devamlı duruyorsa, Operasyon bu mevsimde var. bile duruyorsa, efendim milli sibar teşkilatımız nasıl nokta atışları yapıyorsa her gün hemen hemen göğsümüz kabarıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak ülke içinde hem kırsalda hem şehirde hem inlerinde onların barınma sözde işte barınma merkezleri neyse yer altında mağarada her tarafta biz tarama faaliyetinde bulunuyoruz. Sağda görünmemiz lazım birazdan gelecek yaylada merada benim e, bölge insanın rahatla huzurla gezebilsin. Şunu mu diyorsunuz yani ben bu operasyonu bir şeyle yapıyorum. Hani bir tür gözetleme durumu tespit etme bir, operasyonu. Biz şimdi şöyle e, en ufak gelen duyumu dahi biz kayda alıyoruz. İstihbarattan, yöre halkından, oradaki elemandan vesaire. Veya telsiz kestirmelerinden. Bunların telsiz kestirme sayılarını bile not alıyoruz biz. Bana her hafta sunum yaparken Arif Paşamlar derler ki bu hafta bu dönemde Tesis kestirmesi şu. Duyum şu. Bu hafta eğer teröre katılım sayısı varsa o. Her türlü detay anlatılır. Sonra bu işin değerlendirmesi, yorumu en sonunda da karargahta talimatlar, kararlar verilir. Herkes işini yapar. Yani demek istediğim şey şu. Kırsalda operasyon bu, şehirde de operasyon bu ve hem şehirde hem kırsalda çok güçlü bir istihbarat ağımız var. Onu söyleyeyim. Bir de bu kabinemizde, diğer kabinelerde var ama bu kabine diğer kabinelerden daha güçlü olan bir ayrım var. Farkındalık var. O nedir? Aramızda mükemmel bir uyum var. Milli İstihbarat İbrahim Bey, bizim İstihbarat İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığımız, Masada Hakan Bey, Hariciye Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız. Yani en ufak bir bizle ilgili içeride bir duyum varsa biz hemen bununla ilgili, bir araya giriyor. Koordinasyon. Tabii koordinasyon. Işler. Yani kırsalda bizim nereye baktığımızla ilgili veya nokta atışlarla ilgili mesela bazen bizim onlara verdiğimiz, onların bize verdiği her türlü sadece PKK değil. Bunların her biriyle ilgili. Dolayısıyla dışarıda, içeride efendim istihbaratta ve dış işleriyle ilgili terör örgütüne biz nefes aldırmıyoruz. Peki, toplamda hem kırsalda hem şehirde 20.521 operasyon yapmışsınız. Operasyon ne demek? Operasyon şimdi bir tim 14 kişiden oluşuyor jandarmamızda. Bir tim. Bir tim şey, bir ile 14 tim arasında olduğu zaman biz ona şey diyoruz. Küçük operasyon diyoruz. Küçük çaplı operasyon. Eğer, eğer bu 14 ile 36 arasında oluyorsa tim orta operasyon 36'dan artık iş büyüyorsa büyük operasyon diyoruz. Artık oradaki alınan duyum orada gidilecek işin büyüklüğü küçüklüğüne göre de artık oradaki paşalarımız komutanlarımız bunun çapını büyüklüğünü ona göre ayarlıyor. Bu jandarma'nın işi. Bu tabii jandarma. Bu olduğu gibi jandarma. Jandarma. Tabii. Bazen ortak iş yaptığımız da oluyor. Yani jandarma sahasında emniyet istihbarat licede bir bir şey buluyor. Hemen e, o oradaki jöhle yani jandarmamıza bir, bir araya geliyoruz. Özel İstihbarat emniyet istihbarat veriyor efendim jandarma onun bölgesi savcı haber veriliyor. Hemen ihala siyalar oraya diyor hava uygunsa ki çoğu zaman öyle oluyor ve bunları izliyoruz ve nihayetinde iş bittiği zaman biz şunu söylüyoruz. İstihbarat veren emniyet istihbarat ama jandarma bölgesi işi bitiren jandarma. yani bir organizasyon. Bir organizasyon. Peki ben şunu anlıyorum o zaman. Şunun anlamı biz göz açtırmıyoruz demek istiyorum. Kesinlikle. Yani 20.521 operasyon demek ben bölgede teröre göz açtırmıyorum. Biz yani. devamlı oradayız. Bugün buraya gelirken e, ki sahadaki, kırsaldaki olan e, sayımız 11 binin üzerindeydi. Bugün araziye giden, karda, kışta efendim 11 bin. Anlamadım neyin. 11 bin jandarma vardı bugün operasyonlarda. Toplan. Bugün. Bugün. 11 bin. 11 bin. Dün onun yarısı kadardı. 6 bin civarındaydı. Her gün bana şey gelir bu bu sayılar istihbarat verilerine göre Tabii, mi? Tabii yani size, size yani bazen bir iş odaklanırsınız orada e, büyük çaplı operasyon ya sayı artar şu hale getirdiklerimizi paylaştığımız mesele onun öncesi devamında ve sonrasında sayı artıyor ama taramayı yani onların o e, bu karda bu barınma alanlarını diyoruz biz yani mağara in öbür belki vatandaşın birinden bize diyor ki filan yerde bir şey var diyor. Biz iki gün orayı izliyoruz. Ha öyle. Tabii tabii. Öyle. Peki sonuçta Sonuçta şu. 769 terörist etkisi hale getirildi. 60 bu operasyonların neticesinde olan e, neticeyi duyuyoruz. 60 ölü, 589 sağ yakalandı. Yakalandı. Adam elini kaldırıyorsa biz biz hukuk devletiyiz. Alıyoruz onu. Sağ Dört yaralı. Bu 60 ölü dediğiniz çatışmaya, çatışmaya giriyor. giriyor. Çatışmaya Anladım. giriyor. 589 sağ yakalandı. Sağ yakalandı. 4'ü yaralı, 116'sı da teslim oldu. Teslim. Ben teslim oldu. Teslim, yani ben teslim, teslim oldu. Şimdi tabii burada şunu söyleyelim. En büyük gücümüz tekno yerli ve milli savunma sanayindeki geldiğimiz nokta bize muazzam bir üstünlük sağladı. İHA si̇ha Yani bunun e, gücü anlatılacak gibi değil. Çünkü biz bunu İçişleri Bakanlığı'nda Van bizim Asayiş Kolordu Şırnak'la birlikte bir operasyon yapıyor. Ben orada, orada olduğu gibi izliyorum. Ankara'dayım. Ankara'da. Bu İHA'sıha ile. İHA'la. Her şeyi saniye saniye. Saniye saniyesini izliyorum. Görüyorsunuz ya. Yani. Görüyorum. onu. <laughs> ne güzel bir şey ya. Ve yani istihbarat bir diyelim bir yerden duyum geldi. Diyor ki burada bir şey var. Bazen orada e, o, yani günlerce tur atıyor. Bakıyor yani. Bakıyor. Orada diyor ki bu duyum biz, bize gelen duyumun yüzde yüz doğruymuş gibi kabul ediyoruz. Haftalık duyum e, raporu veriliyor bize. Diyor ki bu hafta 11 tane duyum geldi. Birinci duyum şu, 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 şu. Peki duyumun yanlış çıktığında da söyler mi İHASİHA? Hayır, hayır. Şimdi oraya gidiyor. Atıyorum. Duyumla ilgili bazen çatışma oluyor. Etkisi hale getiriyoruz, alıyoruz. Bazısında bir şey çıkmıyor. Ama bir duyumla ilgili bir yıl peşinde olduğumuz şeyler de var. Halen de olduğumuz uzun var. süreçli bunlar tabii. biliyorsunuz. Hani istihbarat çalışması. Şimdi e, tabi şunu söyleyelim. 2016'da 2.322 PKK eylem yapmış. 2016'da. 2016 kadar çokmuş. Geçen yıl 88 olmuş. 15 Temmuz senesi bu değil mi? 2016. Evet. 2000 iki ayda. 8. Ya bunlar da yani EYP yani en ufak bu patla biz küçük şey daha yazıyoruz buraya. Bir yerde yani bu şunu gösteriyor. Eylem yapamaz hale geldi. Şu anda öyle. Terör örgütü yani. Yani diyorsunuz ki siz ben e, göz açtırmıyorum. 20.521 operasyon yapmışım. Sonuçta gelinen bilanço da bu. Eylem yaptı. Şimdi şimdi kırsalda sahaya iyi basıyoruz. Ambian. An. Şehirde polisimiz Efendim hem istihbaratla hem kendi istihbaratımızla bütün bilgileri alıp onlar da devamlı şehirde basıyor. Bunlarla beraber olan, bunlara destek olmak durumunda olan kim varsa. Mesela, burada orada da şey var. 6123 şehirde gözaltı tabii bu var. Yıl, yani 9 ayda bu kadar kişi. 1255 şey tutuklu var. Tabii. 1312 adli kontrol var. Tabii burada plan yani fizik takip, teknik takip savcılarımızın ee, izinleri dahilinde ve dolayısıyla burada da nefes saldırmıyoruz. Hiçbir şekilde durmayacağız. Peki. durmayız. Şimdi ve buradaki Cumhurbaşkanımızın bir bizim motive eden bir cümlesi var. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmak yok diyor. Ben e, görev tevdi ile ilgili bir e, hatıram anlatayım size. 3 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız telefon açtı. Aradı. Yani daha bakan olup olacağınızı bilmediği İstanbul'da yani, valiyken. Evet, var. Evde otururken telefon geldi aldım. Dedi ki e, direkt yani bakanlıkla ilgili hiçbir şey söylemedi. Dedi ki 21 yıldan beri bizim terör örgütleriyle amansız bir mücadelemiz var. Konuya böyle mi girdi? Direkt böyle. Hiç. <laughs> Nasılsınız? Efendim e, teşekkür ediyoruz. 21 yıldan beri PKK ile ilgili bu noktaya geldik. Bitirme noktasına geldik ama burada son terörist dağdaki eşkıya diyor. Dedi, şehir eşkıyaları Organize suçlu Ne diyor yani son terörist Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman rakam vermiyor Daha önce rakam veriliyordu Şu kadar kaldı filan diye Cumhurbaşkanımız diyor ki Ben de rakam veriyorum cümlemin içine bakın diyor Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Bu hain bölücü terör örgütüne Nefes aldırmayacaksınız ve bu işi bitireceksiniz ee, Organize suç örgütleri Zehir tacirleri aynı bu şekilde ve bu düzensiz göçle ilgili. Bu çalışma çok büyük bir sorumluluk. Ee, gece gündüz demeden anadan babadan yardan serden geçmiyor. var mısın dedi. Aynen bunu söyledi. Böyle mi dedi? Böyle dedi aynen. Ben de dedim ki biz, bir ara sesim gitti. Dedim ki efendim Allah'ın yardımı bizim üzerimizde olur. Sizin bu ilk telefonda olduğu gibi desteğiniz, yardımınız hep bakanlığımız üzerine olursa ve bir de az milletimizin hep dualar biz zor olsa biz Varız. elimizden geldiğince bu işi yapmak için gayret gösteririz. Allah bizi size mahcup etmesin dedim. Bunu da ilk defa duyuyorum ben. İlk, anlatmadınız değil mi Allah. hiçbir yerde? Yani enteresanmış gerçekten. Şimdi bir, e, bir, bir neydi? Bir daha orayı bir daha dinlemek istiyorum. Anadan yardan. Anadan, babadan, yerden, serden geçmeye var mısın? Bende <laughs> ben ses gitti. <laughs> Sonra kendimi toparladım ve demek ki dedim efendim. Ama gerçekten büyük bir sorumluluk yani. Bir sorumluluk. sorumluluk yüklüyor yani. İşte Allah'ın yardımı hep üzerimiz olsun. Cumhurbaşkanımızın e, ilk şeyde yani terör örgütleriyle ilgili, organize suç örgütleriyle ilgili, zehir tacirleriyle ilgili her zaman her zaman ne zaman bir arzımız olsa diyor devam. devam. Bana söylese ben yapamam derim ya. Ben böyle bir sorumluluk alamam derim. Eee <laughs> Diyarbakır annelerimizi biliyorsunuz. Yani Hatta bugün de haberiniz vardı, araçta gelirken gördüm. Ee, dağdan inip, teröristlerin yanından e, kaçıp gelip e, teslim olan, adalete teslim olan, annesini kucaklayan, babasını kucaklayan sayı 51 oldu. Ondan Kaç oldu? 51. 51. 51. Yani 5 e, yıldan beri bu duruş var ve e, bu e, dünyada ses getiren bir duruş. Tabii biliyoruz onu. Ve e, teröre katılım 2023'te, arkadaşlar bunu buraya koymamış olabilir ama onu söyleyeyim. 1984'teki yani 40 yılından beri en düşük katılım 2023'te oldu. 56. Gerçekten. Ya, yani, Tabii tabii. Bu kayıtlarımız var bizim. Peki nasıl tespit ediyorsunuz? Şimdi bunu? o güzel istihbarattan yani e, aile kendisi müracaat ediyor. Diyor ki benim diyor şeyim kayıp. Hatta kendi söylüyor. O çocuğum. Yani bir yandan anne yani e, o bölgenin insanı benim çocuğumu kaçırdınız. Benim çocuğum niye e, e, terörist olsun? Niye insanlara kurşun, askere kurşun sıksın? Niye zalim olsun diye feryat ederken bir bakıyor çocuğunu işte bir kız arkadaşlığı yüzünden bir yani bir şey bir şey yaparak kandırıp götürüyorlar. 15 yaşındaki çocuğu, 16. Yaş, gelip söylüyorlar. 40 yıldan beri ilk kez 2023'te 56 terör örgütüne katıldım. katılan. Tek tek hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Ve yani eee hem duyumlarla ilgili sayı bu işi gösteriyor. Sahada nasıl var olduğumuzu, katılan sayısını biliyoruz. Ee, şehir içerisinde yani Diyarbakır'ın kırsalında amansız mücadele ederken mahallede de çalışıyoruz. Yani oraya gönlü orada olup eylem olarak onlara destek olma noktasında lojistik yapmayla ilgili bir gayreti varsa bunların hepsini dinliyoruz, izliyoruz, teknik takip oradan o bu özgür ortamdan diyor, sen e, kusura bakma, sen e, dağdaki bu hain eşkıya ya, şey yapıyorsun, e, destek oluyorsun, alıp götürüyoruz. Yani biz nefes aldırmıyoruz PKK'ya diyorsunuz.